Ermenek'teki gibi bu yozlaşmanın olmadığı, işte bakir kaldı, böyle bir yer hiçbir şekilde görmedim diyor Türkiye'de. Yani bu kadar çok kaç yıldır geziyoruz. Came here, I don't know if Aisha said so. We came here to look for an alternative destination. Make a break that I will translate. And we basically looked for, we expected finding a new takeoff. Her şey o kadar güzel ki, renkler bir kere çok güzel. Yani biz böyle bir şeyle karşılaşacağımızı asla, ufacık yani %10'unu bile düşünmüyorduk bu kadar. And what we found is an entire tourism destination with the possibility of amazing paragliding. Peki Fethiye gibi bir yer varken niye Fethiye'yi tercih etmiyorsunuz da Ermenek gibi bir yer aradınız? Why do you prefer, don't you prefer, why you don't prefer Fethiye and you are looking something like Ermenek? Şimdi böyle bir yerde, bugün uçtuğumuz gibi yerde bir öğrencileri alıp ya da yeni mezunları, yeni lisansları alıp uçurmak bambaşka bir şey. Bu tabii bu şeyin dışında söylüyorum bunu. Buranın sensasyonel, çok güzel olmasının dışında söylüyorum. Yani sadece şu, o bakımdan bile baksanız burası çok güzel, çok özel bir yer. Baba da gelecek. Tamam. Okay, I love you. Love you. Şşş, gitti baba. Hadi bakalım. Ayşegül Hanım, öncelikle hoş geldiniz Ermeni'ye. Bugün ilginç bir tanışma trafiğimiz oldu sabahtan bu yana. Hüseyin Hoca sayesinde sizi bizimle tanıştırdı. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. İsmim Ayşegül Varışlı Friesel. Eşim Alex. Alex Friesel. Biz yamaç paraşütü pilotuyuz. Eşimle birlikte başladık yamaç paraşütüne 2018 yılında. Aslında yamaç paraşütü eğitimi, ilk kurs bizim düğün hediyemizdi. Yani Türkiye'de bilirsiniz, Türkiye'de işte hediyeler daha farklı, altın olur, bir şey olur. Bizim Alman tarafından, Alman ailemiz bize yamaç paraşütü kursu hediye ettiler. Kursa başladık, sonra sevdik de devam etmek de istedik. Ondan sonra bir şekilde, ondan sonra Türkiye'ye geldik ve bir şekilde bu dünyanın yamaç paraşütü camiasının içine girdik. Hüseyin Bey'le tanıştık. Eşim yamaç paraşütü antrenörü, Almanya'da eğitmeni. Türkiye'ye yamaç paraşütü pilotları getiriyoruz. Alman pilotları getiriyoruz. Bununla ilgili de turlar düzenliyoruz. Her yıl muhakkak, yani her yıl muhakkak bir Türkiye turu yapıyoruz. Bu yılki turumuz en yüksekti, en büyük turumuz bu yılki yaptık. Doğu Beyazıt'ına kadar gittik, döndük, geldik, Mardin'e gittik. Sonunda, en sonunda da buraya geldik. Böyle bir tura yaptık ki nerelerde yamaç paraşütü gruplarımızı nereye getirebiliriz, nereler güzeldir, nerelere neler var, nerede ne var hiç ben bile bilmiyordum. Eşimle birlikte gezmeye başladım. Ve bu şekilde de Hüseyin Bey aracılığıyla da Ermeni'yi duyduk. Duymuştuk ama hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk açıkçası. Eşim burada biliyorsunuz sayenizde iki uçuş yaptı. Bir karşı taraftan, bir bu taraftan. Eşim diyor ki konuşacak bir şey bulamıyorum diyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani biz Ermeni'yi açık konuşalım. Biz Ermeni'yi şey gibi düşündük. Backup plan gibi. Yani arka plan, ikinci bir plan, plan B gibi düşünüyorduk. Hani gruplarımızı başka bir getireceğiz. Buraya da bir günlüğüne orada rüzgar olmazsa geliriz diye düşünüyorduk. Ama şimdi eşim uçtuktan sonra dedik ki, kendi aramızda konuştuk. Dedi ki, yani dedi burası bir günlük falan bir yer değil. Buraya muhakkak bir hafta biz grupları getirmemiz gerekiyor. Burası çok zengin bir yer. Böylelikle çok etkilendik. Çok etkilendik. Do you wanna say something? Evet. Hanımım biliyor. Konuşamam. Hanım biliyor. Ama yok, onun da gerçek düşüncelerini alalım. What you really think that? Actually, we came here. I don't know if Aisha said so. We came here to look for an alternative destination. Make a break that I will translate. And we basically looked for, we expected finding a new takeoff. Buraya benim dediğim gibi buraya farklı bir, hani alternatif bir takeoff'lar bulmak için geldik. Asıl hedefimiz burası değil de bir plan B olarak düşündük burayı. And what we found is an entire tourism destination with the possibility of amazing paragliding. Yani ne bulduğumuzu
şöyle özetleyebilirim diyor. Komple bir destination, tamamen bir destination, nasıl çevirebilirim destination? Tamamen bir rota, yani rota değil. Bağımsız bir tur alanı olabilir burası. Kesin olabilir, olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok şey var ki. Yani kültüründen, doğasından, her şey o kadar güzel. Renkler bir kere çok güzel. Yani biz böyle bir şeyle karşılaşacağımızı asla, ufacık yani %10'unu bile düşünmüyorduk bu kadar. And on top, I have experienced here a spirit, how want I say, an environment, how the houses are built, how the people are living. Unique in Turkey. I have never seen something similar before and we were traveling quite a lot. Türkiye'de biz tabii dediğim gibi çok 6000 7000 kilometre yaptık buraya gelmeden. Çok gezdik Türkiye'de. The third tour. Bu üçüncü turumuz böyle büyük yaptım. Büyük, bu en büyüğüydü ama bu üçüncü turumuz. Ve Ermenek'teki gibi bu yozlaşmanın olmadığı, işte bakir kaldığı, böyle bir yer hiçbir şekilde görmedim diyor Türkiye'de. Yani bu kadar çok kaç yıldır geziyoruz, bu kadar da turlar yapıyoruz. Yani hiç böyle bir şey görmedim diyor. Yani çok güzel, çok unik, çok özel bir yer burası diyor. Peki Fethiye gibi bir yer varken niye Fethiye'yi tercih etmiyorsunuz da Ermenek gibi bir yer aradınız? Why do you prefer, don't you prefer, why you don't prefer Fethiye and you are looking something like Ermenek? Well, actually, we want to introduce Turkey to our guests. We want to bring guests to Turkey, to experience Turkey, Turkish people, Turkish culture, Turkish environment, Turkish lifestyle. Çünkü biz Türkiye'ye getirdiğimiz gruplarda Türkiye gerçek Türkiye'yi göstermek istiyoruz. Turistik Türkiye'yi değil. Yani gerçekten bir Türk biz nasıl yaşıyoruz? Nerelere gidiyor? Neler yiyor? Neler yapıyor? Yani hepimiz hiçbir zaman bütün hayatımızı turistik kafelerde, turistik otellerde geçirmiyoruz. Biz böyle yaşıyoruz Türk olarak ve gruplara da bunu göstermek istiyoruz. Turizme yönelik hazırlanmış, özel konseptlerle hazırlanmış yerimizi değil, gerçek doğal Türkiye'nin gerçek doğal güzelliklerini göstermek istiyoruz. Aynen öyle, o şekilde. Onun için de Fethiye'yi tercih etmiyoruz. Fethiye çok güzel, uçmak için de çok güzel. Yabancılar arasında herkes biliyor Fethiye'yi, Babadağı. Ama bizim hatta web sayfamıza girip bakarsanız mottomuz odur. Paragliding Fethiye dışında her şey. Mottomuz o, yani her yerde onu yazıyor. Çünkü Fethiye bizim için dediğim gibi çok plastik. Çok turiste, evet, yapay. Özel, yapay. Yapay. Şey değil, doğal değil. Doğal hepsi yok. Şunu tekrar. A part of areas like Fethiye, Ölü Deniz, Alanya are very commercial, but it's a kind of artificial place. We were talking about this. And on top of it is they are very crowded areas. So we have pilots, first time in Turkey, first time maybe in another country except of Europe. And when you have the takeoffs here, in Ermenek, you have as instructor, as guide, the time, the space to be with them in a calm manner. There are not 20, 30, 40 pilots queuing up and making you kish-kish on the takeoff. So you have the time, a part of sensational flying experience. Tercih etmemizin bir nedeni de Alanya, Fethiye, bu tip yerlere gittiğiniz zaman çok kalabalık, çok fazla talep var, çok ünlü ve bizim getirdiğimiz insanlar yamaç paraşütüyle ya yeni başlamış oluyorlar, lisanslarını almış olacaklar hepsi ama çok uçuş deneyimi olanlar da oluyor, olmayanlar da oluyor. Şimdi o insanları zaten yeni bir ülke, zaten Türkiye gibi bir ülkeye, onlar için farklı, Avrupa Birliği'nin dışında bir ülkeye getiriyorsun. Zaten bu bir başta bir şey. Uçağa binip geliyorlar. Gerilim. Evet. Gerilim. Buraya geliyorlar, bambaşka bir kültür, bambaşka, her şey çok farklı Türkiye'den. Şimdi onları bir de böyle bir kalabalığın içine sokup, böyle tandemcilerle yani o şekilde uçurmak hem onlara stres, hem antrenör, eğitmen olarak Alex'e stres.
Şimdi böyle bir yerde, bugün uçtuğumuz gibi yerde bir öğrencileri alıp ya da yeni mezunları, yeni lisansları alıp uçurmak bambaşka bir şey. Bu tabii bu şeyin dışında söylüyorum bunu. Buranın sensasyonel, çok güzel olmasının dışında söylüyorum. Yani sadece o bakımdan bile baksanız burası çok güzel, çok özel bir yer. Bugün sabah Hüseyin Uzan'ın telefon üzerine haberleştik. Siz Kazancı'daymışsınız. Biz de Görmeli Yaylası'nda kamp kurmuştuk. Siz oradan bir uçuş gerçekleştirdiniz. Kazancı'dan uçuş gerçekleştirdiniz. Ondan sonra ben sizi Görmeli'de, hiç uçuş yapılmadı bu arada Görmeli Yaylası'ndan. Ayda Restoran'ın sahipleriyle de ben temasa geçip orada da yapabilir miyiz diye. Aslında ben sizi oraya bir görmenizi, yani bir güzelliği, doğal güzelliği görün diye geldim ama hemen oradan uçma kararı verdiniz. Ve oradan da bir uçuş gerçekleşti. Arkasından koştura koştura Ermeni'ye geldik ve bizim buradaki uçuş alanlarımızdan, Fren Kalesi'nin üzerinden hocamız bir uçuş gerçekleştirdi. Günü zaten bu şekilde tamamlamış olduk. Peki bundan sonra bizim burada yapmamız gereken, yani size ve sizin gibi gruplara yardımcı olabilmemiz için ne eksiklerimiz var, ne yapmamız gerekir? Bu konuda bize nasıl bir rehberlik yapabilirsiniz, ne önerilerde bulunabilirsiniz? Biz aslında... What can we do to bring these people? Like, what can we? What do you suggest us to do for like group? Like, you bring it. What shall we do? What shall we do better? Or what shall we develop? What do we see as a missing here? Actually, there is not much missing in the facilities. Facility'lere olarak çok fazla eksik bir şey yok. Biz yurt dışında uçtuğumuz yerlerde, take-off'larda da, iniş alanlarında biz kafe aramayız. İşte hani böyle çok güzel yurt dışındaki take-off'ların hiçbirinde mesela böyle kilit taşları yoktur. Yani normalde güzel bir çim alanı vardır, oradan uçulur. Onun için facility anlamında Alex diyor ki çok eksik bir şey yok. We need to get Emenek on the map and in the focus that it's worth to travel to. Ermeni'yi haritada belirgin haline getirmemiz lazım ve uçmaya, buraya uçmak için gelmeye değer bir yer haline getirmemiz gerekiyor. Yani onu o şekilde vurgulamamız gerektiğini söylüyor. That's the pity. For standard German European tourists, they have from Turkey holiday this picture of you're flying to Dalaman Airport, you're flying to Antalya Airport, Alanya Airport, you sit 1 hour in a bus, half an hour in the bus. You have an all-in experience under your takeoff. Mm-hmm. And we meet and we will make them understand it's worth the drive to come here, mm-hmm, for the experience, for the sensation. But for them to do... Maybe we could do an event, mm-hmm, invite people, international people here to get it on the map, mm-hmm, and then spread it in the... Hı hı. Sizin sorunuza hemen ilk söylediği şey, belki diyor hani buraya normal standart Alman bir turistin gelebilmesi için burayı tanıtmak adına belki bir organizasyon gibi bir şey yapılabilir. Davet edilebilir insanlar, işte yurt dışından pilotlar, yurt içi de tabii ki, ama bu şekilde bir festival bir şey yapılırsa insanlar burayı tanısınlar, bu güzelliği, bu Alex'in uçtuğu yerleri görmemeleri lazım, yani kendileri deneyimlemeleri lazım. Bunun için de belki böyle bir organizasyon, yani daha çok biraz emek vermek demeyeyim, siz çok emek veriyorsunuz gördük, ama belki hani bu bağlamda bir organizasyon yapılabilir ki tanıtmak anlamına, çünkü facility olarak ikinci uçtuğumuz yer dışında, hani oranın take-off ilk uçuş yapıldı bugün. Evet, oranın take-off'un düzenlenmesi dışında yani her şey o kadar çok düzgün ki burada. Siz zaten o kadar çok güzel iş yapmışsınız ki burada. Hani o bakımdan çok fazla eksik bir şey olmadığını söylüyor. Sadece buranın tek yapılması gereken tanıtımının yapılması, yurt dışına tanıtımının yapılması, yurt dışına insanlara buraya çekilmesi. Belki yarışmalar yapılması, belki hedef yarışması, belki... mesafe yarışması, ama bunu Hüseyin Bey zaten çok daha iyi biliyor bizden. Hani o şekilde ve yurt, mesela şu anda Hüseyin Bey bir tane, şu anda dediğim 30 Ağustos'ta onun bir etkinliği var. Mesela biz önümüzdeki yıl o etkinliğe grup getirmeyi planlıyoruz. 3 gün. 3 gün o etkinliği yapacak. Ondan sonraki ya da öncekisindeki 4 günü de başka bir yere biz değerlendirmek istiyoruz. Mesela belki siz de öyle bir şey düşünebilirsiniz. Burası için. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu işin profesyonel olarak bizim hem eksiklerimizi hem bizim görmediğimiz tarafıyla bize göstermeye çalıştınız. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık.
bebek dahil olmak üzere, bizim Uzo köpeğimiz dahil olmak üzere, köpeğinizle bebeğinizle birlikte geziyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda tekrar Ermek'te daha kalabalık olarak buluşmak üzere diyelim. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Yani vaktinizi bize ayırdığınız bu vakit, bu gösterdiğiniz emeğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Bu kadar emek harcamışsınız. Siz harcamasaydınız biz uçamazdık buralardan. Göremezdik buraları. Biz teşekkür ederiz size. Ve buraya grupla gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Yani önümüzdeki yılın Mart, Şubat sonu programı belli. Bir gün yine de biz bir gün kışın geleceğiz buraya ama yazın kesinlikle gelmek istiyoruz. Bir hafta Pioneer Trip diyoruz biz. İlk gittiğimiz yerlere hep. İlk gittiğimiz buraya bir Pioneer Trip açmak istiyoruz seneye yaza. Çünkü çok etkilendik. Çok güzel. Biz size teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Enişte teşekkür ederiz. Sağ olasın. İnşallah bu ilişkimiz devam eder burada. Bir okul açarız birlikte. Hopefully we continue together. Be make pilotları a school, be arranged pilots, be I'm sure. Sen de Türkiye'ye gideriz. I'm sure it is an... In my experience, it is not a fast way to grow, but it is a very sustainable way to grow. Because I'm sure every pilot who once has the pleasure to fly here will bring three more. Alex'in hissettiği, burada hissettiği ve gördüğü gelişme anlamında biraz zor olacağını düşünüyor. Ama tamamen sustainable, tamamen sürdürülebilir bir şekilde büyüyeceğine inanıyor buranın. Çünkü burada bir kere uçan birinin, pilotun, en az 3 tane pilot getireceğine emin olduğunu söylüyor. And we will bring the first in March. Ve biz ilk grubu da getireceğiz inşallah. Mart ayında da ilk grubumuzu getireceğiz buraya. İnşallah. Mart'ta ya da Mart'tan önce görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sen de el sallıyor musun anneciğim? Sen de güle güle yapacak mısın anne?